Bu dersimizde joinlerden inner join'i öğreneceğiz ve üzerine bir uygulama hazırlayacağız. Bir sorgu hazırlayacağız. Bunun için en temel yapıda iki tablo üzerinden bir join işlemi gerçekleştireceğiz. Normalde birden fazla, ikiden fazla da tablo üzerinde join işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak en temel kullanımı ve en yaygın kullanımı iki tablo üzerindendir. Bunun için yapısı üzerinden anlatmaktansa direkt örnek üzerinden anlatacağım bu sefer. Bu işlem için production product ve production product kategori tablolarını kullanacağım. İlk olarak yapısına bakalım. Product tablosunun yapısında burada işimize yarayacak bir product subkategori ID var. Bu subkategori ID ile product kategorideki product kategori ID'yi birleştireceğim ve bunların birbirine uyan, birbiriyle ilişkilendirilebilen kayıtlarını geri getireceğim. Inner join birbiriyle ilişkilendirilebilen kayıtların tamamını getirir. Diğer join yöntemlerinde farklı amaçları vardır. Farklı sonuçları getirebilir. Inner join'in amacı budur. Birbiriyle ilişkilendirilebilen kayıtları getirir. Şimdi temel mantığını kavramak için komutları anlatacağım. Select p.productId, p.name, p.productNumber şeklinde devam ediyor. From production.product as p şeklinde bitirdim burayı. Bu as p'nin amacı bir kısa isim vermektir. Bir alias diyebiliriz bunun için. Bu alias olmasaydı product.productId, product.name, product.productNumber şeklinde yazmam gerekiyordu. Ancak buna bir alias verdim p ile. Bu şekilde bu production.product'ı kısaltmış oldum. O nedenle yukarıda da p'yi kullanıyorum. Daha sonra inner join işlemini kullandım. Ve inner join'den sonra production.product kategori şeklinde tablomuzun adını, diğer tablomuzun, birleştirme yapacak tablomuzun adını girdim. Ve buna da bir kısa alias verdim. Burada as pc verdim. Product kategori pc şeklinde. On, yani p nokta on şu demek oluyor. Bu tablo ile bu tabloyu birleştir. Ne ile birleştir? Bunlar üzerinden birleştir. Bunlar nedir? P nokta product sub kategori id eşittir pc nokta product kategori id. Bunda çok fazla mantık aramanıza gerek yok. Sadece inner join işlemini gerçekleştirmek için kullandığım bir demo sorgu diyebiliriz. Bu işlemden sonra bir de diyorum ki bu gelen kayıtları P, yani product tablosundaki name'e göre sırala, order by edeceğiz. Evet, istediğim sorgu sonucu başarılı bir şekilde geldi. Kaç kayıt gelmiş? 105 kayıt. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili kayıtlar diyebiliriz.